Evvelce İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı bizim fakültemizin. Onun rektörleri üyeliği ve onun üyeliği konusunu size geri çok sözler bakıyorum. Bu televizyon çekilir, gezmiyor o kadar. Bütün kadroları bağlı. Öğretim elemanları, sayın misafirler, sayın valideynler ve sevgili talebeler. Doğrusu öğrencimizin bu açılış konuşmasından etkilendiğimi söylemek istiyorum öncelikle. Tabii ki sizler çiçeksiniz, hem de dünyanın her yerine güzelliğini, kokusunu taşıyacak olan çiçeklersiniz. Nadir bir memleket diyarında yetişen güllersiniz, çiçeklersiniz. O noktada hiçbir şüpheniz olmasın. Ve gerçekten de bugün bir ayrılık günü değil, yeni bir muhasebe, yeni bir başlangıç günü olarak değerlendirmemiz daha doğru olacak. Hayata atıldıktan sonra, eğitim sürecinin ardından hayata atıldıktan sonra çok önemli bir vazifeyi omuzladıklarını şimdiden hissettikleri ümidindeyim. Bu sorumluluk, bu mesuliyet nedir diye soracak olursanız, 20. yüzyılın başlarında Hazar'da bir fırtına kopmuştu. O fırtına ne acı ki çiçeği burnunda Azerbaycan Türk Cumhuriyeti'nin sonu olmuştu. Ve ilginç bir durum, ilginç bir hadise söz konusudur ki 21. yüzyılın başlarında gene Hazar'da bir fırtına kopmaktadır. Ancak ümit ederim ki bu fırtına dindiği zaman inkisara uğramayacağımız bir neticeye Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin birlikte ulaşması söz konusu olur. Azerbaycan bağımsız, Azerbaycan bağımsızlık sürecini devam ettirirken aynı zamanda Orta Asya'nın ve Kafkasya'nın da finans merkezi durumuna gelir. Diğer yandan ümit ederim Türkiye de bu Hazar enerji kaynaklarından arzu edilen istifadeyi diğer boyutlarıyla elde etmeye çalışır. Kesinlikle hayata atılacakları ümidindeyim ve bu ümidimiz kesinlikle olumlu bir şekilde, müsbet bir şekilde neticelenecektir. Bu vesileyle mezunlarımıza hayat boyu muvaffakiyetler, başarılar diliyorum. Valideynlerimize de böyle seçkin talebe yetiştirme noktasında valideyn olduklarından dolayı tebriklerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Çok değerli rektörümüz Profesör Doktor Ömer Okumuş taşıyır. Ben o gürültülü alkışlarımızla sevimli rektörümüzü sahneye davet edilen onun değerli sözlerine her yerine ihtiyacımız var. Söze başlamadan sizden özür dileyerek bir damla su diyorum icadenizle. Yani su içmeden konuşabilmem ben. Çok hürmetli valideynler, öğretim
üyeleri ve öğretim elemanları, aziz ve evlatlarımız gibi bildiğimiz talebelerimiz, dün mezuniyetinizin resmi hissesini Respublika Sarayı'nda yapmış olduk. Bu mezuniyet şenliğini beraberce kutlayacağız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum ve mübarek olsun diyorum bu bayramımız. Bu bayram aynı zamanda Azerbaycan Demokratik Respublikası'nın 82. yıl dönümü bayramıdır. Azerbaycan'a bu bayram da kutlu olsun, mübarek olsun, tebrik ediyoruz. Ve ümit ediyoruz ki Azerbaycan Cumhuriyeti sizlerin omuzlarında nice 80 senelere, 1000 senelere ulaşsın ve Azerbaycan dünya devletleri arasında layık olduğu en güzel mevkiyi kazansın. İşte bu sizin iyi yetişmenizle, sizin vatansever, bilgili, çağın gereklerine göre donanmış olarak yetişmenize bağlıdır. Elbette ben valideynleri de burada tebrik ediyorum. Çünkü valideynler güzel bir seçim yapmışlar ve evlatlarını bize teslim etmişler. Ve ben ümit ediyorum ki valideynlerimiz bize teslim ettiklerinden dolayı pişmanlık duymamışlardır. Ve ümit ediyorum ki hepsi memnundurlar. Eğer bizim bu dönemde eksiklerimiz olursa valideynlerimiz açık yürekle söyleyebilirler ve biz eksik olan taraflarımızı düzeltmeye, daha iyiye götürmeye üniversitemizi gayret göstereceğiz. Elbette ki bu valideynlerimizin destekleriyle, Azerbaycanlı öz kardeşlerimizin destekleriyle daha iyi bir merhaleye üniversitemizi getireceğiz. Bu üniversite evet Türkiye'den gelen kardeşlerimiz tarafından tesis edilmiştir ancak Türkiye'nin değil Azerbaycan'ın öz üniversitesidir ve biz Azerbaycan'a hediye olsun diye güzel bir üniversite armağan edelim diye buraya geldik ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte gayret göstererek bir üniversiteyi meydana getirdik. Zaten muallim profesör heyetinin teşkilinden de göreceğiniz gibi muallim heyetinde 25 kişi, muallim profesör heyetinde 25 kişi Türkiye'den 60'tan daha fazla öğretim elemanı, öğretim üyesi Azerbaycanlı alimlerden teşekkür ediyorlar. Örnek ve numune olacak bir üniversiteyi kurduk ve bunu daha da beraberce geliştirmeye azmettik ve bunu devam ettireceğiz. Bazı çetinliklerimizin farkındadırlar. Biz bazı hususlarda eğer yeterli imkanı sağlayamadıksa bu son yıllarda meydana gelen ekonomik sıkıntılardan kaynaklanmıştır. Bildiğiniz gibi Kırdalan mevkiinde Ceylanbatan Gölü'nün kenarında 20 hektar bir arsamız vardır, toprağımız vardır ve biz orada bir üniversite şehirciği yani üniversite kampüsü inşa etmek için bütün hazırlıkları yapmışız. Eğer valideynler şimdiye kadar o arsayı görmemişlerse ben davet ediyorum bir piknik yapsınlar orada, bir ziyaret etsinler, görsünler. Yakında temel atma
merasimi de icra edilecektir. Belki bir ay sonra hazırlıkları sürmek ki hisse bir eğitim öğretim yürütüyorduk. Elbette ki hem talebelerimize hem valideynlere bir rahatsızlık sebebiydi. Kırdalan'da bu arsanın temini hususunda o toprağın 20 hektar arazinin üniversite kampüsü, üniversite şehirciği için bize tahsisinde Cenab-ı Prezidentimizin emriyle gerçekleştirilmişti. Tabii biz ona minnettarız. Cenab-ı Haydar Aliye Cenablarına teşekkür ediyoruz. Bugün biz 3. mezunlarımızı veriyoruz ve bu mezuniyet törenini bugün 2. defa bir yerde kutlamış oluyoruz. Ben mezunlarımıza bayağı üniversiteyi bitirip gidecekler ama bu kendi paraları burada olmayabilir. Bize bulundukları çevrede üniversitemizi müzafaa, üniversitemizi anlatma hususunda bizde yardımcı olmalarını rica ediyorum. Bu vesileyle bütün öğretim üyesi arkadaşlarıma, tahsil müddetince çok zahmetlere katlanan muallim profesör heyetine huzurlarınızda saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Esas bir şey yapılmışsa bir netice alınmışsa ve bu netice iyiyse bu profesör muallim heyetinin gayretli ve karşılık beklemeden çok fedakarane çalışmalarıyla netice vermiştir. Aynı zamanda ben aziz talebelerimizin bazı çetinliklere katlanarak bizim bu dar günlerimizde bize problem çıkarmadan tahsillerine devam etmeleriyle iyi bir netice almamıza yardımcı oldukları için aziz ve güzel talebelerime teşekkürlerimi sunuyorum ve kendilerine ömür boyu başarılar diliyorum. Bu bayramınız mübarek olsun. Hayırlı günler üzere kalın ve Thank you.
bir dakika. Thank you.
Ne oldu lütfen?
patlatacağım. Hidrojen bombası. Evet, sahiden bu yarışmamızda 200 bin mana ödülü var. Yani koyalım yani. Şöyle böyle bir yarışma değildir. Ama bu figure, kullar gösterme yaşlılıkçı olabilir. Tam sonunda yani kadının arkadaşımıza vereceğiz. Evet, bakalım cevaplarımıza. Hayır. Siz? Japonya'da kirasın. Hayır. Japonya'da kirasın. Ya siz? Bizde de yok. Yok. Her zamanınız kaybettiniz. Cevap vereceğim adaları Pasifik. Oh. Evet, kaybettiniz maalesef. Üçüncü soruya geçiyorum. Prezidentimiz Haydar Aliyev Cenapları hangi üniversitesinin hangi fakültesinden mezun olmuştur? Ay lütfen gürültü yapmayalım yani burada. Evet, bitti mi bu defa? Evet, vakit bitti. Bakalım Bakü Devlet Tarih. Ama bir şey rica ediyorum yani iki şey yazırsam. Her ikisini bitiririm. Ama bizde bir cevap var yani. Siz birin bilirsiniz ama her ikisini bilirsiniz. Tamam, size bakalım. Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi. Doğru. Aynı. Kopyası benim yok umarım. Siz bakın. Evet, 20 puan her günde geliyor. Ay yapmayın yani, sorunun iptaline yol açıyorsunuz. Bak soru iptal olacak yani. Hayatım kızma. Yok yani, yardım olmaz. Evet, vakit bitti. Sen kaybettin, sen kazandın. Hayır. Şenkir. Vefa, bu arkadaşın ismi Lüsal ve Vilayet. 20 puan. Sahip olur beyefendi. Yoksa sigura yapamayız. Yapma ya. Evet, bitti vakit. Hemen gösterin. Filmin adı tam yalnız son. Siz? Tablo nasıl? Tamam, siz söyleyin. Siz? Hayır. Rüzgar İbrahim'i bir cemil şehrinden. Hepiniz kaybettiniz. Maalesef yani. Olur mu böyle? Ve kamu yönetimimiz örgüt 6. sorumuzun hangisidir? Figura hayatım değil, ben Tarık'ın adını yarışma kadar olurum. Sen beni ne yani inan bu benim soruları yeni elime aldım yani. Kapalı bir zarftaydı. Teşekkür ederim. Bir daha ben tekrar edeyim. Ben bir daha tekrar edeyim. Yavaş yavaş. Ama bu soruyu iptal ederim yani. Çok uzun. Ne diye istersen. İddialimiz kim olabilir? Daha iyi suallarımız var herhalde. Tabii, eğlence sorularımız da var. Hı-hı. Evet, üniversitemizle ilgili bir soru. Umarım hepiniz bileceksiniz. Bilmiyorum, doğru mu umdum? Galatasaray Üniversitemizde bugüne kadar görev yapan rektörlerin adını tam olarak yazınız. Ay, gürültü yapmıyor yani. Evet, vakit gidiyor. Rüzgar'a konuda uzman. Evet, sahiden uzmanmış yani. Genel bilgileri bundan almak olurmuş. Vakit bitti. Hop, artık yazmıyoruz. Bakalım. Böyle yani. Birini yazamadınız. Maalesef. İbrahim Canan kalmış. O beyefendi bize rektör olmuş. Size bakalım. İbrahim Canan, Ömer Otmuş, Çetin Can. Sen boyu ne yazamadın? 20 puan. Yani yalnız sen değil. Sebo'yu siz? Ay düzelttin. Ay, yok sen kaybettin. Sen kaybettin. Olmaz. Sana bakalım. Baktın. Aha. Biri kalmış. 5 rektörümüz olmuş. Tamam. 20 puan hem de vilayete geldi. Ve 20 puan, 5'er puan bu arada, 10 puan ver, 3'ünü yazmış, 1'ini yok. Ötekine hiçbir puan vermiyoruz. Düzelttim. Ve şu an çarkı döndüreceksiniz. Ve şaka sorularımız gelecek yani, zarafat tipi sorularımız. Lütfen yani bir yaklaşıp uzak bu şeyi döndürünüz yani çarkımızı lütfen. Ne güzel, ne büyük bir çarkımız var.
Ayağınızı basan bir ayı sizden özür diliyor.